Geçti ömrüm yine sensin eyleyim. Ödesen de kurbanın olan öleyim. Geçti ömrüm yine sensin saçın burma durma öreyim. Gül yüzüne hasret kaldım göreyim. Sırma saçın burma durma öreyim. Gül söyle aşkı bende neymiş bileyim. Ah yârim, güzelim, sevdiğim, meleğim, meleğim. Söyle aşkı bende neymiş bileyim. Ah yârim, güzelim. İyi akşamlar Modu FM'in değerli izleyicileri. Hepiniz bu güzel akşama hoş geldiniz. Şu sazımızı şöyle bir bırakalım ve programımıza hep beraber bir başlayalım. Değerli konuklar, yine sanat ve kültür programımızın bir akşamında daha buluştuk. Bu ikincisi oldu benim. Şimdi bu akşam çok değerli bir konuğum var. Hepimiz resimler çektiririz, resimler yaparız. Ondan sonra onları hatıra olarak uzun yıllar saklarız. Ancak elle yapılan öyle güzel sanatlar vardır ki, resimler vardır ki bir ressamın elinden çıktığı zaman harika bir anı oluyor gelecekteki nesillerimize. Ve bunu da Ünye'de çok güzel başarıyla yürüten ve aynı zamanda da resime gönül vermiş bir resim öğretmenimiz, çok saygı değer, kendisini de çok sevdiğim, saygı duyduğum bir öğretmenimiz, ressamımız. Evet, konuğum hoş geldiniz. Merhaba. Evet. Hoş bulduk. Şimdi bu güzel programda bu akşam sizinle birlikte gayet güzel bir halkımızı, dostlarımızı bilgilendireceğiz. Şarkılar söyleyeceğiz, türküler söyleyeceğiz. Sizin mesleki bilgilerinizden de şey yapacağız. Dolayısıyla bu çalışmalarınızda sizden bilgiler alacağız. İşin evet. Teknikleri vardır mutlaka. Öğrencilere, küçüklere resimleri siz Ünye'de çok sevdirdiniz. Ama ben bunları anlatmayayım. En güzeli siz yapılan çalışmalarınızda güzelce bir anlatın. Zeynep Mutlu ne yapar, ne eder ve ne yapıyor? Buyurun. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Zeynep Mutlu. Öncelikle Moda FM ailesine, kültür sanat programına beni davet ettikleri için, sanat konuşacağımız için ben çok teşekkür ediyorum ve arkadaşlara iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de arkadaşlarım adına size
Yani duygularınız, ben de teşekkür ediyorum. Buyurun, devam edelim. Siz şu anda resim öğretmeni olarak Ünye'de görev yaptınız, öğretmenlik yaptınız. Daha sonra... Yok, ben Ünye'de değil, Ünye'de ben Aşiyan'la. Aşiyan. Daha öncesinde. Evet. Tabii o Aşiyan'a geleceğiz. Bu Aşiyan, o zaman hemen başlayalım. Aşiyan nereden geldi? Buyurun. Aşiyan nereden geldi? Evet. Benim hep idealim, benim atölyem olacak... Evet. İnsanlar bana resim yapmayı öğrenmek için gelecek. Yani sizler de bilirsiniz, sanat insanları birbirine birleştiren, yakınlaştıran ve hep hayalim buydu. Yani yıllar öncesinde hani bu ütopik olabilir. Hani bu Ünye'de hiç, yani bana göre hiç yoktu. Evet. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım şeyine çok da girmedim. Ben yapacağım dedim. Çok güzel. Sonra önce küçük bir atölyeyle başladım. İşte o dönemlerde işte ahşap boyama kursu gündemdeydi. Hı-hı. Resim. Ama hani kimse benim ders verdiğimi bilmiyor. Öyle mi? Ha. Ondan sonra yani benim dedim bir şeyler yapmam lazım. Çok güzel. Şimdi sanat için önce işte ip koydum rafa, sonra şövalemi koydum, ahşap objeler, hani ip, sonra yani bir çarkın dönmesi gerekiyor. Tabii mutlaka. Hani insanlar ip almaya geldiklerinde, aa ben bak burada resim dersi veriyorum gibi. Evet. Sonra işte ahşap boyama gündemde, ben de o konuda gerçekten çok iyiyim. Yani tüm teknikleriyle. Onu biliyorum. Ben de yakından sizi takip ediyorum bu konuda. Sonra işte okulda iş teknik derslerinde ahşap boyama. İşte öğretmen arkadaşlarıma bilgimi aktardım. Onlar öğrencilere öğrettiler. Ondan sonra tüm okullarda yaygınlaştı. Ama bir yandan da hani İşte Aşiyan'ın camında resim dersi verilir. O da başladı artık. Aynen aynen. Artık zaman içinde insanlar benim resim dersi verdiğimi öğrendi. Hı-hı. Artık sanat için, ders almak için bir adresin olduğunu öğrendiler. Sonra zaman sonra işte yıl içinde, yıl sonunda sergi yaptık. Artık yavaş yavaş. Hani Ünye'de emeğimizin karşılığını gördük. Evet, aynen öyle. Çok güzel. Hocam ben şimdi mesela resim yapardık. Bize resim öğretmenimiz şöyle derdi. Resim yapmak için şöyle tutacaksın, böyle çekeceksin, oraya koyacaksın derdi. Bu doğru mudur? Ya şimdi... Bunu bir bilgi olarak canlı, öğrencilerimize... Canlı modelde çizim yapıyorsanız... Yani böyle yapıyoruz, işte şey yapıyoruz. Kesinlikle. Önce başın ölçüsünü alıyoruz. Evet. Sonra onu... vücuda oran Bakın, kuruyoruz. Bakın sayın izleyiciler, resminin tekniğiyle ilgili de güzel bir bilgiler de veriyorum. Evet. Kobiye çekiyorum ha, yanlış anlamayın. Okuldayken çok kobiye çekerdim. Yani buyurun, doğru çizim, hocam. orantı için vücudu başa uyguluyoruz. Yani bu doğru değil kesinlikle mi? Güzel doğru. Bir şey. Çok, kesinlikle. Çok güzel. Şimdi ben daha önce Ünye'ye geldiğimde kültür sanatla ilgili böyle olan yerlere böyle bakar eder. Çünkü uzun yıllar olmuş, dünyadan çıkmıştım. Yeni geri geldim de. Ben sizin açtığınız Aşiyan Sanat Merkezi. Şimdi bu sanat merkeziydi. Doğru mu isimli? Şöyle yoksa, söyleyeyim. Bir düzelteyim. Bakın ben şunu ifade edeyim. Ben önce resimle başladım. Evet. Ama kendime ben söz vermiştim. Ben bir gün Ünye Sanat Merkezi açacağım. Çok güzel. Ve bu 13 yıl sonra hayata geçirebildim. Çok güzel. Şimdi bunu neden sordum? Şuraya geleceğim. İstanbul, Ankara gibi yerlerde de, görev yaptığımız yerlerde de böyle bakardık sanat merkezleri. Evet. Tablolar, işte el sanatlarıyla ilgili böyle atölyeler vardı. Şimdi böyle bir atölyede, Ünye'de de olacağını da niye yalan söyleyeyim, hiç tahmin etmiyordum. Kazancılar Caddesi'nden nostalji için gezerken sizin oraya gördüm. Evet, tarihi bir bina, muhteşem girdim. Bir yerde. Evet. Efendim şimdi inanır mısınız, şöyle bir oturma grubu vardı. Köy kanısının tekerleğinden
tekelleği gibi bir model vererekten güzelce bir oturma grubu yapmış içeri ve ben bayıldım. İçeri girdim de orası da çok nostalji bir yerdi. Siz de orada başarılı çalışmalar yaptınız. Hatta müzik çalışmaları evet. da insanlara sanatla birlikte, müzikle birlikte çalışmaları da yaptınız. Hatta bana o dönemde demiştiniz müzik hocası olarak Tuğrul Şen hocamızı burada görmek evet. çok mutlu oldu. Sağ olsun Tuğrul abi beni de kırmadı. Evet. Çıktı da geldi. Orada kurs da verdik. Ondan sonra gayet de güzel şeyler evet. oldu. Şimdi oradaki çalışmalarınızda ben gidip gelirken şunu gördüm. Mini mini minnacık çocuklar, kocaman kocaman insanlar. Evet. 7'den 70'e. Arada da çok güzel bir kuşak. Bana onu izah eder misiniz? Şimdi... Küçükten başlayalım. O öğrencilere nasıl ulaştınız? Veya o öğrencilere nasıl? Çünkü ondan sonraki çalışmalarınızda biraz sonra geleceğiz bu konuya. Ondan sonra değerli hocamızın yerine geleceğiz. Ondan sonra siz o çocukları oraya nasıl aşılar? Çocuklar biliyorsunuz sokakta oynamak ister. Ama onlar oraya gelip resim yapmak için şevkle koşuyorlar. Evet, buyurun. Evet. Onu anlatır mısınız hocam? Şimdi çocuklar şöyle. Ben öncelikle... çocuğunu keşfeden bilinçli veliler sayesinde diyeceğim. Yoksa ben mi yanlış söyledim? İlk önce büyüklerini sevdirdim de çocukları onun vasıtasıyla. Yok, benim için ikisi aynı anda. O zaman harika. Benim için ikisi aynı anda. O zaman harika. Yani evet. şimdi şöyle, çocukta sanat şudur. Çocuk önce ruhunu besleyecek ki kendini ifade çok, edebilecek. Çok güzel, doğru yani söylüyorsunuz. Yani özgüvenli olacak. Evet. Çocuklar için hani bir resim, bir... Hani müzik de aynı şekilde hı hı. bir piyanonun başında, bir gitarın başında. Yani evet. çocuklar o kadar çok keyif alıyorlar, o kadar çok mutlu oluyorlar evet. ki. Ve çocuklarla muhteşem anılarımız var çok, bizim. Çok çok güzel. Muhteşem anılarımız. Evet. Ve aşiyanda büyüyen çok çocuklarımız var. Var küçükten değil mi? Başlayıp. Zaten şimdi biraz sonra oraya da geleceğiz. Evet. Bu büyüklerimiz nerelere gitti? Siz resimleri çizdirttirdiniz. Onları hazırladınız. Evet. Onlar ne yaptılar? Neredeler? Şimdi onlarla ilgili de bilgi alacağız ama ben şimdi sizi hem bir dinlendireyim hem ederim. Değerli izleyicilerimize de güzel bir Adana türküsü okuyalım. Çok Sinem'de güzel. Gizli yaralar dinmez Leyla'm olmayınca. Karşıma çıksa güzeller, bakmam Leyla'm olmayınca. Karşıma çıksa güzeller, bakmam Leyla'm olmayınca. Ecel bana gel gel dese, gayrı sona geldi dese. Ecel bana gel gel dese, gayrı sona geldi dese. Azrail canım istese, vermem Leyla'm olmayınca. Azrail canım istese, vermem Leyla'm olmayınca. Sefil Ali bu ne haldir, gittin yol çok
çok kötüdür. Sefil Fahri bu ne haldir? Gittin yol çok kötüdür. Deseler ki cennet budur, girmem Leyla'm olmayınca. Deseler ki cennet budur, girmem Leyla'm olmayınca. Ağzınıza evet. Sağlık. Eserlerimiz Türkiye'nin muhtelif yörelerinden böyle programımıza türküler katıyoruz. Türkülerimizi de eski türkülerden seçiyorum. TRT'nin evet, her eski türkünün bir hikayesi vardır. Her hikayesi evet. Var mutlaka tabii. Şimdi eski türküleri okumamdaki gaye şu. Çok Karacaoğlanların, Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel'lerin türkülerini, çok bilinmeyenlerini de söyleyip o insanlar Türk halk müziğiyle de benim de sevgi bazında ne kadar güzel. Katkı için evet. Böyle eski türküleri seçiyorum. Böyle devam ediyoruz. Evet hocam, geldik şimdi Aşiyan evet, Sanat Merkezi'ne. Yine Aşiyan. Çünkü Aşiyan demek sizin bir mesleki aşkınızdı. Evet, kesinlikle. Sizin ruhunuzdu çünkü. Kesinlikle. Eminim ki yani Aşiyan diye bir isim konulsaydı adınızı Aşiyan diye koyacaktınız. O derecede bu Aşiyan'ı yani, seviyorsunuz. Kesinlikle. Tabii. Şimdi sizin bu çalışmalarınız okullarımızda göz önüne alındı. Evet. Ve ünyemizin değerlerinden Ayşe Yalın hocamın da bir okulu mı oluyordu? Evet. Okulu Haznedar. Evet. Ve o okulda da minicik minicik öğrencilerimiz var. Evet. Şimdi o minicik öğrencilerimiz, Ayşe Yalın hocamızı da saygıyla bu arada analım. Kendisine selam ve sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Orada da Zeynep öğretmenimiz, hocam diyorum ama biraz yani ağzımız alıştı. Hiç fark ben etmez. Aslında öğretmen cümlesini daha çok kullanırım biliyorsun yazışmalarımızda falan. Öğretmenimiz de orada resim dersi veriyorlar. Evet. Ve başka türlü çalışmaları da var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Onu kendisinden öğrenelim. Buyurun. Ben yaklaşık 10 yıldır Haznedar'da. Evet. Harika, çok güzel. Evet, çocuklara sanat dersine giriyorum. Ve çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Hı-hı. Yıl sonunda çocuklarla yaptığımız çalışmalarla yine evet. Sergimizi açıyoruz. Hı-hı. Ve Ayşe Yalın bu konuda gerçekten ufku açık, çok değerli hocalarımızdan bir tanesi. Yani kendisini gerçekten ünyeye katkılarından dolayı evet çok katkıları burada, var. Evet kesinlikle çok kültürel çok teşekkür anlamda ediyorum. Olsun. Aynen. Yani her türlü anlamda. Her türlü anlamda katkıları bence yadsınamaz. Evet. Yani aynen. Bunu yine de her zaman alkışlıyoruz tabii evet, ki. Evet kesinlikle. Evet. Şimdi hocam şimdi tabii ki biz sizi çok çok fazla böyle anlattıra bunaltmak da istemiyoruz. Araya da böyle işte dediğimiz gibi müzik falan koyuyoruz ama ben aynı zamanda biliyorsunuz biz şiirde karalamaya çalışıyorum. Çok duygularımızı güzel. Dile dökmeye çalışıyorum. Ve ben bir şiirimi, bugünkü yazdığım bir şiirimi okumak istiyorum. Tabii ki buyurun. Fırtınalar kopuyor yüreğimde bugün. Sefil kul olarak veya koca yürek diye. Benim adımı iki tane yaptılar. Sefil kul adını, ilk mahlasım benim Sefil kuldu. Sonra Sefil kul, Sefil kul ya çok da sefil kaldın dediler. Artık sen de kocaman yüreğin var dedi. Koca yürek yaptılar. İki mahlası da kullanıyorum. Güzel. Burada da artık hangisini kullandım bilmiyorum. Şiirin içerisinde belki vardır. Koca yürek diye şey yapmışım. Evet, fırtınalar kopuyor yüreğimde bugün. 68 kuşağı gibi. Okulda okurken bir kızı sevmiş gibi. Sazı elinde diyar diyar gezen bir derviş gibi. Bu ne haldir koca yürek? Bu güzel şehirde çöl ararsın. Sen Mecnun musun da Leyla'nı ararsın. Daha yok ki Şirin'e hendek kazayasın. Evini dergah, kendini de aptal sanırsın. Bu ne haldir koca yürek? Bedevi gibi göç edersin dar sokakta. Başka işin yok mu? Yar seversin ta uzakta. Al eline tesbihini de çek yaşadığın bu yaşta. Yar ile el ele tutunursun ancak.
köprü ancak sırat ancak köprü denen sıratta özür dilerim bu ne haldir koca yürek. Bugünkü şiirimde de bunu dökmüştüm dilime. Hazırlıksız şey yaptım aslında onun okuma tarzını falan filan daha kaleminize değişik sağlık. Değişik şey yapardık. Şimdi hocam yönetmenimiz ne kadar var? Süremizi bir... Efendim? Tamam. Şimdi şöyle bir şeyler var. Bu çalışmaların neticesinde ben Yalı Gavesi'nde gezerken siz orada öğrencilere resim çizdiriyorsunuz. Evet. Bir bakıyorum başka bir mekanda resim çizdiriyorsunuz. Sanırım buna saha çalışması diyorsunuz. Evet, onlar şöyle sözünüzü kestim. Sınava hazırlık öğrencilerimiz. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne, Güzel Sanatlar Lisesi'ne ve çocuklarımızın yani hazırladıklarımın hepsi kazandı. Ve bana bu çok büyük keyif veriyor. Gerçekten çocuklarımız başarılı. Tabii ki bu süreçte işte model ve imgesel konularda çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel. Şimdi bu öğrencilerimiz şu anda Güzel Sanatlar Akademisi'nde kazandılar. Evet, aynen. Böyle aday daha el üstte var mı şöyle güzel çalışmaları? Tabii şu Işık an... Işık var yani. Şu an yine sınava hazırlık birkaç tane öğrencim var. Evet. Onlar da umut ediyorum ki yerleşecekler. Mutlaka. Çizgi deyip de geçmeyin. Çizgi eğridir büyürüdür. Ben şimdi bir şey yapacağım, hocama da göstereceğim. Şimdi yönetmenim bunu yakınlaştırırsa şöyle bir şey çizdim ben, bir kelle çizdim buna, bir kafa çizdim. Eğri büğrü çirkin bir şey. Ama biz buna adına karikatür diyoruz değil mi mesela? Şimdi yani karikatür karikatüre ayrı benziyor. Evet, yani ayrı böyle eğri büğrü siz daha işin tekniğini yaparak, tabii, boyalarını desin falan yaparak da şey yapıyorsunuz. Bu da şunu demek istedim bu kıyaslamayı. Sizin yaptığınız o incelikle yaptığınız o resimler bir sanat eseri. Ama eğri büğrü çizdiğimiz resimler bile karikatür diye karikatürist bir yaklaşımda onlar bizim ruhumuzu dışarı taşıyor. Hiç çekinmeyin, çizin. Evet. Doğru mu? Evet. Ve de boyayın. Siz de herhalde boyanız hiç eksik olmasın. Evet. Resim özlem ve duyguların hani dışa vurumudur. Tabii. Çizgilerle tabii çok ki belli kurallar çerçevesinde insanın kendini anlatmasıdır. İnceliktir, ruhtur, içinizdeki. Evet, çünkü ben sizin elinizle var yaptığınız, olana dışa, elinizle fırça kullanmadan yaptığınız çalışmalara da şahit oldum. Çünkü bunlar... o dokuyu peki seviyorum. Peki hocam, son bir şey soracağım. Bu çalışmalarınızın neticesinde, bu emeklerinizin karşılığında, bu tablolarınızın sunumlarında, yani halka ulaşmasında zorluklarla karşılaşıyor musunuz? Ben onunla ilgili bir şey söyleyeceğim sonunda da onun için diyorum. Zorluk şöyle söyleyeyim. Ya aslında Ünye'de bir kültür sanat salonu yok. Sergiler sıkıntılı. Ama şu kültür müdürlüğü, kültür sarayı yapılırsa ben duyduğuma göre ressam ve resimle atölyeleri falan filan yapılacağını duydum. Çok güzel. Evet, yani böyle bir duydum. Şey var ise eminim gerçekten. Ki sizi de o güzel yerlerde eğitmen olarak da değerlendirirler. Artık kadrolu, sözleşmeli falan gibi. Artık evet. Ben burada şunu vurgulamak istedim. Resimi yapıyorsunuz. Ondan sonra bunların sizin tuvalde çizdiğiniz şekliyle kalması değil de o bir evin duvarında süslenmesi, ondan sonra o evde yaşamasını, ruh kazanmasını canı gönülden istiyorum. Tabii ve ben ki de buradan hali vakti yerinde olan izleyicilerime de tabloları görün, o emeğe de sizler de bir katkı yapın diyelim. Ve ben de sözleri ve güftesi bana ait, bestesi bana ait olan Karadeniz Hırçın adlı şimdi türkü ile programımıza veda edelim. Hepinize selam ve saygılar gönderiyorum. Sol yanımı yaktın gittin, beni derde kattın gittin, aşımı da taş edip de gittin, neredesin ela gözlüm, neredesin?
Karadeniz hırçın şimdi, yağmur yağar geçer şimdi, özlemlerim taşar şimdi, neredesin kömür gözlüm, neredesin? Elleri sen dost mu sandın, ünyeyi gurbet mi sandın, sefil kul unutur mu sandın, neredesin ela gözlüm, neredesin? Buyurun. Başımı taş edip de gittin, neredesin ela gözlüm, neredesin? Karadeniz hırçın şimdi, yağmur yağar geçer şimdi, yağmur yağar geçer şimdi, özlemlerim taşar şimdi, neredesin zümrüt gözlüm, neredesin? Eller sen dost mu sandın, üyeyi gurbet mi sandın? Eller sen dost mu sandın, eller yeni gurbet mi sandın? Sefil kulunu tur mu sandın? Neredesin gece yüreğim, neredesin? Karadeniz hırçın şimdi, yağmur yağar geçer şimdi. Karadeniz hırçın şimdi, yağmur yağar geçer şimdi. Özlemlerim taşar şimdi, neredesin zümrüt gözlüm, neredesin? Özlemlerim taşar şimdi, neredesin zümrüt gözlüm, neredesin? Evet. Hepinize selam ve saygılar. Bir dahaki programda buluşmak üzere yeni bir konuğumuzla, yeni bir konuyla. Hepinize selam ve saygılar, sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalınız. Çok teşekkür ederim.